Günaydın. Kendide kaldığımız oda. Yine odamız bir aile dağınık. İki tane aile yatak. Havalandırma. Sabahleyin bando sesleriyle kalktık. Sanırım askeri bir birlik var burada. Bandomuzu kalkulu olabilir. Bir villada kaldık. Geceliği 12 dolar iki kişi. Kokonat mıydı bunlar, ağaçların üzerindekiler? Vay arkadaş, şuraya bak, ağacın üzerindeki. Banyomuz da bu şekilde. Yan odaya da açılıyor. Bu arada bizim. Evet. Görüyorsunuz. 12 dolar. Sadece 2 kişi. Burada balkon mevcut. Az önce yağmur yağıyordu. Şimdi güneş açtı ama bilmiyorum tabii sonra ne olacak. Evet, çıkıyoruz şimdi. Burası resepsiyon. Bye. Good morning. Burası da bahçe. Görmüş de şöyle şu şekilde. Güzel bir yer. Abicim tuttukla bindik gidiyoruz. 3,5 kilometrelik mesafeye. 390 mı? Düz hesap 400 diyelim. 400'ü 2'ye böldüğün zaman 200. Yani 20 lira yapıyor. 2 kişi olduğumuz için de adam başı 10 lira düşüyor. Yalnız gittiğimiz yerler biraz sarsıntılı. Yolu bozuk bir yerden gidiyoruz. Thank you.
ve şu programdan taksi tık 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 tık. Ey yavrum, Mercedes'e bak ya. Kırmızı renkli Mercedes. Yoğun bir egzoz kokusu. Railway Station'a geldik. Kendi Railway Station. Bu çizgi film kendi değil yani. Ah, çok büyük. Soğuk bir espri yaptın değil mi? Tren istasyonunun içi de bu şekilde. Gişeler ayrılmış, işte ikinci sınıf, birinci sınıf, üçüncü sınıf şeklinde. Kendi tren istasyonunda şöyle bagajlarınızı teslim edeceğiniz bir yer var. Buraya teslim ediyorsunuz. Biz 5-6 tane bagaj teslim ettik. 100 rupiye verdik. 100 rupi de bedavanın bedavası. Baby pray. Okay. Kendi de tuk tuk tren istasyonundan. Bize otelde adam 4-5 saatliğine 4 tane 5 tane noktayı gezdirmeyi 25 dolar kakalamaya çalışıyordu. Biz anladık yani bize tabiri caizse geçireceğini. O yüzden dedik ki istasyona gidelim, biletimizi alalım bir sonraki nokta için. Oradan hemen bir tutukçu yanımıza yanaştı abimiz. Ondan sonra bize bazı opsiyonlar sundu, işte gezilecek 5-6 tane yer sundu. Biz aşağı yukarı saat akşam 5'e kadar gezdiğimiz yerlerde bizi bekleyecek ve biz buna 9 nokta küsür, yani düz hesap 10 dolar veriyoruz. 3500 rupiye anlaştık. Çok iyi fiyat. Yani 10 dolar fazla vermekten kurtulmuş olduk. Kişi başına da 90 lira düşüyor yani. Kişi başına kilometrelerce yolu bir gün içerisinde bir şehri gezmek bedava. Edecek bir yere geldik. Burası çok yoğun. Öf, leş gibi kurutulmuş balık kokuyor. Bir yerel restoranta geldik. Burada her şey var. Acılı macılı, tatlı. Tabii ben yiyecek açısından çok problem yaşıyorum. Ablalar da burada böyle bu şekilde çalışıyorlar.
Aldığım yemeklerde şöyle yumurtalı bir gözleme, bir tane vegetables, bir tane bizim irmiğe benzer bir tatlı. Gördüğünüz gibi yumurtaları bu şekilde yapıyorlar. Bu da şekerli çayımız. Ortamda bu şekilde. Şimdi yemekten kalktık. Yemeğe işte o gördüğünüz yemekleri 950 verdim. Düz hesaptan hesaplayın. Hepsi 50 lira Türk parasıyla. Şimdi Botanik Garden'a geldik. Giriş 2000 lira adam başı. Rupi. Şurada bazen golf arabaları oluyor. O golf arabalarıyla da bu parkı dolaşmak 1000 rupiymiş. Yani 3000 rupi. Böldüğün zaman 1500. 150 liraya geliyor burada dolaşmak. Eğer araba kiralayacaksan. Eğer araba kiralamayacaksan 100 liraya geliyor. Şimdi birazdan buraya gezmeye başlıyoruz. Ya aslında bildiğimiz garden. Yani tropikal iklim bazında bir bahçe. Yani buraya 100 lira vermek doğru mu değil mi? Bilemem orasını da işte. Geldiğimiz yerde işte gezdik diye geliyoruz. Bu konuda çok serzenişim oluyor dikkat ettiyseniz. Yahu kardeşim sana da bir şey beğendiremiyoruz diye olabilirsiniz ama maalesef böyle yani. Ya ben bunları ülkemde de görürüm ama tabii ki bulunduğumuz yer koşuluyla diyoruz ki işte fantazi olsun gezelim buraları. Yağmur nedeniyle bir tane şemsiye aldık. 1200 rupi 60 liraya. Her yerde yön tabelaları var. Gayet güzel dizayn edilmiş. Oo, bambu ağaçları. Mükemmel bir yer. Her çiçeğin üzerinde ismi artık neyse, menşei neyse hepsi yazıyor. Aşağısı nehir. Şimdi yağmur yağıyor. İşte GoPro ile çekim yapabiliyorum şu anda. GoPro biliyorsunuz yağmurda ve deniz altında çekme özelliğine sahip, su geçirmeme özelliğine sahip. Fakat ben bunu riske atmak istemiyorum. En son modeli 11, Türkiye'de 13 bin lira. Mesela ben bunu 8500 liraya Abu Dhabi'den aldım. Taksiri de 700 liraya yakın para aldım. O yüzden hani 15 bin liralık, 10 bin liralık bir malı riske atmaya değmez. O yüzden şemsiye kullanıyorum şu anda. Ne olur ne olmaz. Thank you.
Her yerde içme suyu var. İçilip içilmediği konusunda o görevliye sordum. İçiliyor dedi. İnşallah bir şey olmaz. Çok susadım, mecburen içmek zorunda kaldım. Bu seslerini duyuyor musunuz? Yayan olarak burası 3 saatte dolaşılıyormuş. Araba, işte golf arabalarıyla da 1 saatte. İyi ki şemsiye almışız. Bugün %90 yağmurlu gözüküyor ve akşama kadar yağmurlu. Yoksa hiçbir şey yapamayacaktık. Her yerde güvenlik görevlileri var. Aşağı kadar inmiyorum, vaktimiz kısıtlı. Burası da çıkış yolumuz ve gezimiz bitiyor dedim ama o kadar güzel yerler var ki, yani bu geziyi bitirmeniz imkansız. Şuradan hemen bir kare daha alayım. Kendi de Viewpoint denen noktaya geldik. Yani panoramik görüntü izlemenin yapıldığı yer. Tuttuğumuz bu. Amcamla 3500 rupiye anlaştık. Şimdi şehrin diğer karşısındaki tepeye çıktık. Burada da Big Buddha. Big Buddha denen yere geldik. İçeri girmiyoruz. Bu yağmurda ayakkabılarımızı çıkartamayız ve 2000 rupi, yani 100 lira giriş. O yüzden ilk çıkarak düğmüyoruz. Buradan tuttuğumuz bekliyor aşağıda ve tekrar diğer noktaya doğru devam ediyoruz. Şimdi burada Temple denen bir yere geldik ama burası ücretliymiş herhalde. Biz yandan girip para vermeden sadece fotoğraflayacağız, o kadar. Yılın her mevsiminde dolaşabileceğiniz akşamları Candy Lake'teyiz. Temple'ın içi.
Hiç gerek yok içeri girmeye. Buradan çekiyoruz. Artık Temple gide gide Temple kusacağım artık.